İsmim Hikmet Uslu, Silahlı Kuvvetler'den emekliyim. 20 küsür sene F-16 hidromekanik kısımlarına baktık. Emekli olduktan sonra nasıl faydalı olabiliriz? Kahve köşelerinde sürünmektense ya da yazlıklarda çapa sallamaktansa bizim sevdiğimiz işte bu. Bir insana faydamız olması, yeni nesile bir şeyler öğretmek, bilgi birikimini aktaramak amacımızdı. İnşallah olur. Şu anda o amaçla başladık. 3 yıldır bu işi yapıyoruz. İnsanlar bizden memnun. Biz insanlardan memnunuz. Fakat esnaflık zor. Gerçekten zor. Dürüst olarak esnaflık zor. Diğer esnaf arkadaşların Allah yardımcısı olsun. Başka bir şey söylemiyorum. Problem değil. Yeter ya Hakan. F-16'lardan sonra otomobiller nasıl geliyor size? Muhakkak tecrübe var. Geçmişte olması gereken birikimin olması şart. Fakat dediğim gibi temel sağlam olduktan sonra üzerine koymak kolay oluyor. Biraz zorluyor, zaman alıyor ama çabuk öğreniyorsun, çabuk üstüne koyuyorsun. Peki uçak tamiri mi daha zor, otomobil tamiri mi? Ya uçak tamiri tabii ki daha zor. Çünkü kenara çek de bakalım deme şansın yok. Bizde hep one strike is over derlerdi o zamanlar filocular. Yani tek atışın var, onu da 12'den vurmak zorundasın. Başka şeyin yok, şansın yok. İkinci bir defa deneme şansın yok. Saç bitmemiş yetimin hakkı var sonuçta. Tabii uçak işi biraz daha dikkat istiyor. Araç gibi değil. Böyle. Şeyden bir haber var. Ustamız askeriyeden emekli bir ustaymış. Evet. Ondan sonra da iyi bir usta olduğunu öğrendim. Buraya kadar geldim. Onun arabamı iyi yapacağını düşünüyorum. Uçak tamircisiymiş. Uçakların daha sağlam yapıldığını tahmin ediyorum. Bu nedenle buraya geldim. Bu nedenle arabamın daha iyi yapılacağını düşünerek buraya geldim. Ya.